Öğrenciler bu kez hitabet yeteneklerini konuşturdular. Zeytinburnu Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen o yarışmaya gidelim şimdi. Kimi Çanakkale destanını, kimi şehitlerimizi andı. Birbirinden yetenekli öğrenciler hem yarıştı hem seyre doyulmaz bir performans ortaya koydu. Dünya daha önce hiç görmediği derecede kan görmeye başlamıştı. Oluk oluk akan insan kanı bir bayrak misali cihanın ortasında dalgalanıyordu. Ruhlar bir kuş misali semayı doldurmuş, geride kalanları selamlayarak geçiyordu. Zeytinburnu Belediyesi ve Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ilkokul, ortaokul ve liseliler arası hitabet yarışması finali düzenlendi. Finale 45 okul katılırken 3 kategoride finale kalan öğrenciler kıyasıya yarıştı. Bizim murad ettiğimizden çok daha fazla, çok daha güzel hatipler yarıştılar. Biz hakikaten böyle bir gençliğe sahip olmaktan, böyle bir öğrenci grubuna sahip olmaktan, bu öğrenci grubunu yetiştiren, onları hazırlayan öğretmenlere sahip olmaktan bugün Zafer'in, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde ayrıca gurur duyduk. Sahnede performanslar sergilendi, öğrenciler hitabetleriyle göz doldurdu. Her kategoride ilk üçe giren öğrenci ve danışman öğretmenler ödüllerini aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetinkaya ise gençlerin tarih şuuruna dikkat çekti. Öğrencilerimizin, gençlerimizin üzerindeki tabiri caizse külü üflediğinde altından kor bir ateş çıkıyor. Bu vatan sevgisi, bu imanı yeşertmek biz öğretmenlere ayrı bir gurur veriyor. Bu noktada biz de bakanlığımızın Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında dilimizin gençlerimiz arasında daha düzgün kullanılması, daha ilgi çekmesi, kendi dilimizle bilim, felsefe, sanat üretilmesi noktasında atılan bu temele biz de böyle bir etkinlikle dahil olduk. Sahnede 5 ila 7 dakika gibi bir sürede hitabet yaptılar. Ve o sürede biz sürekli gözlerimize gelen yaşlar, yüreğimizdeki heyecanlar, onlardaki bu milli şuuru görebilmek, bunları bize yaşatları harika bir şeydi. Çok mutluyum. Okulumuz olarak gurur duyuyoruz. Ben de bugün burada bugünün ruhunu içinde hissederek güzel bir performans sergiledim. Oğlumu tebrik ediyorum.